Geçtiğimiz mecliste Recep Tayyip Erdoğan Caddesi olarak ismini verdiğimiz Karakeçil'deki yolumuz artık sona geldi, sona yaklaştı. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylar içerisinde bir yeşil ev muhabbeti vardı. Ne zaman yıkılacak, yıkılacak mı yolun ortasında kaldı. Bir gün orayı yıkmıştık biliyorsunuz. Şehrimiz biliyor, hemşehrilerimiz biliyor. Yeşil ev diye bir problem tarih olmuştu. Burada da gri bir ev vardı. Bu gri evde gördüğünüz gibi tam yolun ortasında kalan, yolun kenarında, yolun önemli bir kısmını kapsayan bir alandı. Sessiz bir şekilde burada da çalışmalarımızı tamamladık. 6 tane dairemiz vardı. Onları kamulaştırdık, bedellerini ödedik ve burayı da geçtiğimiz gün içerisinde, günler içerisinde yıktık. Böylece Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yıkılması gereken herhangi bir alan kalmadı. Daha önce de diğer binalarımızda, resmi kamu kurumu binalarımızda yıkmıştık ve şu an itibariyle Gazi Caddesi'nden 23 Nisan kavşağına kadar olan kısımda 650 metrelik bir alanda 25 metrelik bir yolumuz açılışa hazır hale getiriyoruz. Ve artık çalışmalarımız da sonuna yaklaştı. Asfalt çalışmaları için altyapıyla ilgili tüm çalışmaları tamamladık. Zemini hazır ve birkaç gün içerisinde asfaltını dökmüş olacağız. Ondan sonra da 23 Nisan kavşağında kavşak çalışmamız var. Orada da sadece kavşak çalışmasıyla da kalmıyoruz. Altyapıda yağmur suyuydu, kanaldı, suydu, elektrikti. Birçok noktada da altyapıda tam o 23 Nisan kavşağında çalışmalarımızı başlattık. Onları da o altyapı sorunlarında bir daha yaşanmayacak şekilde çözmek üzere tamamlıyoruz. 30 Ağustos itibariyle de bu güzel caddemizi, adı güzel, kendi güzel caddemizi hizmete açmış olacağız. Hem şehirlerimize hayırlı olsun, uğurlu olsun.